çocuğum var diyor sevgili izleyiciler. Şimdi arkadaşlar bu 112 görüşmelerini açıklıyorum. Yani Özlem'in son sözlerini açıklıyorum. Özlem'in son sözleri der misiniz lütfen? Son sözleri. Söyle Cuma Beyciğim. Hani önce burada geldi ki yani ifadesini verdi ki yalan şeyleme başladı. Dedi ki Özlem çıkmış ki yani biz kaza yaptık. Kurtarın bizi. Allah rızası için bizi kurtarın. Hani peki Özlem kazayla hiç bahsetmemiş. Demiyor 112 diyor. 5 çocuğum var diyor. Eşim yukarıda. 5 çocuğum var. Ne olur boğulmak üzereyiz. Boğulmak üzereyiz. Boğulmak üzereyiz. Hep aynı kelimeyi söylüyor sevgili izleyiciler. Şimdi 5 çocuk o sırada içinde ve bir hayatta kalma mücadelesi veriyor. Peki bu kocayla bahsediyor mu Didem? Ya diyor ki onu da şey yapayım Hasan yukarıda diyor. Hasan yukarıda ama yani oraya hiç Hasan'ın sesi gelmiyor yani. Hasan yok Hasan yani. Hasan tavanda demiyor, arabanın üstünde demiyor. Yukarıda. Demiyor. Hasan yukarıda, demiyor. Hasan dışarıda yani. Hasan evet Hasan dışarıda yani. Evet. Biz diyor, bir dakika onu da şey yapayım. Ben buradayım ama Hasan yok diyor yani. Hasan yukarıda diyor. Hasan'ı görmüyor çünkü Hasan arabadan atlıyor ya. O sırada Özlem'e söylemeden kendini atmış yani. Ve her şeyden önemlisi araba birinci viteste, hızı da sıfırda. Neredeyse durdurmak üzere. Ya arabayı şöyle getiriyor, durduruyor. Yani şey yapıyor. Bir araç kaza yaptığında zaten otomatikmen o kilometre sayaç, katran dediğimiz olay hangi süratteyse o süratte kilitleme yapar. Sıfırda ya. Düşmez kalkmaz o. Sıfırda 140 yani. 140'sa 140, sıfırda. 30'sa 30. Hızı sıfırda ya. Didem Hanım. Acaba itti mi diyorsunuz ama o öyle bir şey söylemiyor tabii. Yani söylemiyor. Şunu söylemek istiyorum. Aracın kapısı kapalı dışarıda ve bir şekilde itilmiş. Yani ben başka bir şey daha var ama onu sonra söyleyeceğim. Ya çok kötü oldum şu anda ben. Vites 1'de. O sırada araba çalışıyor. Çalışıyor. Boşta işte. Değil araba. Araba yok, boşta değil. Yani kendisi dışarıda ama hiç atlamadı. Dilerek kapıyı kapattı. Gitmelerine bile bile göz yumdu. Arkadan itti diyorsunuz. Adile Hanım gel canım. Gel canım Adile Hanım. Yani şu görüntüleri... Tabii konuşun. Evet. O görüntüleri bir yandan verir misiniz lütfen? Buyurun Mehmet Beyciğim. Şimdi Didem Hanım. Evet. Hani arkadaş şurada ifadelerinde, konuşmalarında buradaki evet. Tabiri caizse program yayında akışında söylediği ben at çiftliğine gitmek için yola çıktım. Evet. Şimdi at çiftliğine gitmek istiyorsanız hani gündüz oradan geçiyorsanız gündüz saatinde götürürsünüz ya da öğlen vakti çocuklarınızı götürürsünüz. Gece dönerken kimse ata binemez, bindirilmez. Hani at biraz da huysuzlanır geç vakitlerde. Şimdi hani bazı alçaklıklar vardır hani fazla şey yapmak istemiyorum. Kalkıp burada o ifadeyi kullanıyorsun ki atladığı yeri geçiyor zaten. Kanalın 15 metre berisinde aslında arabanın uçtuğu yer o direğin orada. Yani ben size soruyorum. Geç vakitte nasıl götürüyorsunuz? At çiftliğine nasıl o kararı veriyorsunuz? Ya zaten çok büyük sorular ve çelişkiler var. Eşim yukarıda diyor. Eşinin yukarıda olduğunu söylüyor. Arabadan o atladı demiyor. Evet. Sizi doğrulayan bir şey. Hiç atlamadı zaten. Hiç atlamadı. Hiç atlamadı. Ben tutanaklara bir duanaya sormuştum. Tutanaklarda kapı ile ilgili net bir bilgi yok. Bunu bir kez daha sayın savcımıza da yani soralım, yetkililere de bir soralım, avukatınıza da bir soralım. Kapı ile ilgili net bir bilgi yok tutanaklarda. Kapı açık görünmüyor ama şu anda çıkarken. Evet. Bir yer bir tane kapı açık. Yani bagaja ipi bağlamak için açıyorlar. Yani onu açmışlar belli. Bir tanesi de burada değil ama daha ileride kapı açıkta açık gibi duruyor. Ama ilk çıktığında kapılar kapalı gibi duruyor. Yani umarım tutanaklarda yani bunun boşluk var demektir yani. Çok büyük bir boşluk var ama tamamlanır. Olay yerinde çünkü olay daha yeni 6 Mayıs'ta olduğu için. Şimdi aslında ben o görüntüleri silmemiş olsaydım o görüntülerde çünkü ben hani telin sıfırına gittim tam arabanın arkasında daha kimse yokken polis ekipleri falan hani sonradan geldiler. Oray alanı kontrol altına alıyorlar ya. Evet. Ben orada bayağı kayıt yaptım ama şanssızlık işte yani bu daha yayınmayın haberim yoktu yayına çıkıldığını. Yani 10-15 gün önce
sildim. Silmek zorunda kaldım. Keşke onlar silinmemiş olsaydı. O sunroof'un açıklığı, kapıların kapalı olduğu. Ya her şeyi geçtim. Aracın ayağında düşmesi, kalkması, hepsi ve çocukların kurtarılma anına kadar. Hatta en son dalgıç orada çocuğu çıkarırken bir mont gitti. Çeket şeklinde. Hani polis bir yeltendi dalgıç. Mont olduğunu anlayınca bıraktı. Hani çocuğun kendisi de olabilirdi, bilemem. Evet, sizin videolarınız var beraber. O videoyu bir ekranlara getirmek istiyorum. Mehmet Bey'in sürekli yanında bir fotoğraf karesini ekranlara getirmiştim ya, Hasan Efendi'nin yanında sürekli böyle. O videoda bir ekranlara gelsin. Hasan, susmaya devam mı edeceksin? İsmim, Hasan, ben yine de senin bu olaya karışmadığını düşünmek istiyorum. Ve vicdanlı oldu. Çünkü sen buraya gelmek istedin İslim. Sen buraya gelip bütün sorulara yanıt vermek istedin. Ama Hasan kaçıyor. O yani 45 dakika, yarım saat boyunca Mehmet Bey onunla birlikte. O videoyu da bir ekranlara getireyim Mehmet Bey. Bir şey daha söyleyeceğim. Gelsin lütfen ekranlara. Dondurun, devam edeceğiz. Ben Hasan, özür dilerim, izin verirseniz. Hasan Efendi'nin tişörtünün, o beyaz tişörtünün herhalde sırt üstü sürünmedi değil mi Hasan? Hasan, sırt üstü mü süründün Hasan? Öyle nasıl becerdin? Yüz üstü süründüysen bu tişört bembeyaz kalır mı ya sevgili izleyiciler? Size soruyorum. Size soruyorum, bu tişört bembeyaz kalır mı yani? Söyle Mehmet Beyciğim. Ben özellikle bugün bu tişörtü giymemin sebebini... Ha, aynısı, evet. Anlatayım. Hani Hasan daha iyi tanısın diye kendisinden yarım saat 45 dakika konuşan bir insanın kılık kıyafetine baksın. Şekil aynı zaten orada. Aha. Yani umarım hani bu saatten sonra gelir yayına, katılır. Bekliyorum yani katılmasını iki gündür. Bakalım. Kaçmaya devam edecek. İyi tanısın yani, beni görsün. Ne olduğunu da hani az çok artık tahmin edebiliyoruz. Nasıl yaşandığını, nasıl olduğunu. Dediğiniz gibi hani o tişörtü komple temizdi, sadece keşke pantolonu görünmüyor değil mi orası? Karşıyı alın, okuyalım bakalım, devamı da var videonun. Okuyun arkadaşlar. Kayıtlara girsin diye bir daha söylüyorum. Kendisi daha sonrasında yine sağlık muayenesinden geçiyor. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek, evet. Vücudunda çok küçük işte kızarıklıklar, böyle şeyler var. Kırık yok, başım kırıldı, yok ayağım kırıldı demişti ya. Ben şunu anlamıyorum. Şimdi bu bilgi geldi Doğan Ay'dan, onu da açıklayacağım. Eğer sizin çocuklarınız, 5 tane evladınız ve eşiniz arabada sürükleniyorken siz tam aksiyona gitmezsiniz. Ayakların falan da kırık değil, kırık olsam bile kırık ayaklarının üzerinde yürürsün. Her şeye geçtim Hasan. O kırık ayakların üzerinde yürürsün ama sen ne yapmayı tercih ediyorsun? Onların tam zıttı yönüne gitmeyi tercih ediyorsun. Çünkü o çığlıkları duymak istemiyorsun. O çığlıkları duymak istemediğin için de diğer tarafa ters yöne gidiyorsun. Araç kapılarının kapalı olduğu tutanakta tutulmuş. Kapalı, doğru. Bu çok önemli. Kapılar çok önemli. Kapalı. Bu da bize o zaman şunu gösteriyor. Yani tabii bunu teknik olarak nasıl yaptı? Araba birinci vitesteyken kapattı ya da itti mi? Ya da çok çok yavaşsa eğer, Özgür de onu söylüyor, çok yavaşsa koordinatörüm, çok yavaş gidiyorken birinci viteste olduğu için, evet. Arabadan hatta atlamak değil, inip kapıyı kapatmış olabilir. Kesinlikle. Şimdi o arabayı atmış olduğu yere... Hani eski dönemde mesela insanlar oraya sulama motorları koydukları için oraya bir beton parça dökmüşler. Evet. Nasıl diyeyim, hani şöyle bir düzlük oluşuyor. Bu yer zeminiyle hemen hemen aynı. Çünkü oraya motor sistemini kuruyorsunuz. Evet. Araba direkt buranın üzerinden zaten gidiyor. Önceden hani tel var diyorsunuz. Evet, tel yok orada diyorsunuz. Orada tel yok zaten. Siz daha öncesinden. Tam orada tel yok. Ya zaten bir dakika, Özlem de diyor ki son sözlerinde. Köyden geliyorduk. Bu Yedikuyu köyünden bu kanal yok mu? Kanala girdik diyor.
Yani sola döndük. 60 metre gittik demiyor. Hiçbir direkt şey oradan önümüze sizin, çıkmadı diyor. Sizin dediğinizi teyit eden şeyi söylüyor. Yani önceden yani döner dönmez suya bıraktığını söylüyor. Orada da tel yokmuş. Mehmet Bey onu söylüyor sevgili izleyici. Bir de orayı uydu görüntüsünü açabilir misiniz? Orada hani tarif onu, etmek istiyorum zaten. Onu bir bulsunlar ama ben şöyle. Direkt uydu. Hatta neyse telefon yok burada değil. Onu daha detaylı arkadaşlarım hazırlıyorlar. Ben şunu yapacağım sevgili izleyiciler. Şimdi diyor ya ben 5 tane evladıma çok düşkündüm. 5 tane evladına çok düşkün olan bir baba. Bir baba. 4-5 ay sonra düğün yapar mı? Çocuklarının yapar. Can verdiği arabayı düğün arabası yapar mı? Vallahi ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir yazar mısınız sosyal medyamıza ya? Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye. Şimdi o çocukların Özlem'in sosyal medyasındaki görüntüleri ekranlara gelecek. Hasan, kıydıysan nasıl kıydın kardeşim ya? Nasıl oldu o iş ya? Nasıl? Bir babayım diyorsun ya. Eğer bu senin dediğin gibi kazaysa bütün sorulara böyle açık açık yanıt vermen lazım. Sen ne yapıyorsun? İstimin arkasına saklanıyorsun. Gelsin görüntüler. Benimki geliyor, o da biliyor. Kalbimi yerden yere vuruyor. Ah, bir gülüyor, of, bir bakıyor aklımı baş... Onu çok sevdiğimi yar bilsin, yar bilsin. Ona çok ihtiyacım var bilsin. Söyle ağzımı beklettin aydın. Özlem, ay bir şey söylemek istemiyorum. Çocuklar ya, ya insan bu kadar evladını ne bileyim ya, yani bir tane, iki tane, üç tane, dört tane, beş tane, beş evlat, eşin. Bilmiyorum sevgili izleyiciler, bugün var ya başımın ağrısından. Önce İsmail'in annesiyle çıktı. Diyorsunuz ya, empati kurup anlamaya çalışıyorum da bugün mahvoldum, dağıldım.